SCV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Sağlık Rehberi programıyla karşınızdayız. Evet, bugün konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Murat Aşçı. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün spor yaralanmaları üzerine konuşacağız. Hemen izleyicilerimize hatırlatalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarımızdan hocamıza spor yaralanmaları ile ilgili varsa sorunuz yöneltebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Nedir bu spor yaralanmaları hocam? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Zaten adı üzerinde ama sadece adıyla kısıtlı bir alan değil. Spor yapanlarda gözüken bir konu değil bu sadece. İşin bir de dejeneratif dediğimiz vücudun çeşitli tendon, bağ, menisküs gibi bağ dokuları var. Bu bağ dokularının eskimesiyle de ilgili bir şey. Yaş ilerledikçe bunların dayanımı azalıyor. Her türlü bu yumuşak dokuların yırtığı, kopması, aşınması gibi durumların hepsine birden spor yaralanmaları diye adlandırıyoruz biz. Ve bunların tedavileriyle ilgileniyoruz. Bunun dışında tabii ki spor yapanlarda daha genç popülasyonda bunlar görülebiliyor. Daha yaşlı popülasyonda ise sporla birlikte olabildiği gibi ufak tefek zorlanmalar neticesinde de ortaya çıkabiliyor. Daha çok eklem yapıları ve eklem yapılarının çevresindeki yumuşak dokularla ilgili bu spor yaralanmaları dediğimiz şey aslında. Evet, peki bu yaralanmalar neden oluyor? Bir de pek çok kazaya aslında insanlar maruz kalabiliyor ve pek çok yaralanmalar da gerçekleşebiliyor. Hepsini ciddiye almalı mıyız? Hangi durumlarda biz hekime başvurmalıyız? Neden oluyor? Aslında gelen dokuya gelen kuvvetler, bizim işte dizimiz olsun, kalçamız olsun, ayak bileği, omuz, dirsek, bu kollarımız, bacaklarımızdaki eklem ve bu eklemleri birbirine bağlayan, vücuda bağlayan yapılar sonuçta yük taşıyorlar, bizi taşıyorlar. Bu kendinden, haddinden fazla, taşıyabileceğinden fazla bir aşırı yüklenme söz konusu olduğunda bu dokular yırtılabiliyor, kopabiliyor, aşınabiliyor. Bu durumda da fonksiyon göremez hale geliyor. İşte omuz çıkığı olabiliyor, dizde çapraz bağ, menisküs gibi dokular, kıkırdak dokuları yaralanabiliyor. Bunları kolaylaştıran bir süreçte dejenerasyon dediğimiz, yaş ilerledikçe bu dokular eskimeye başlıyor ve yaralanmalara daha hassas hale geliyor. Aslında sebep bu. Spor yaralanmalarının sebebi. Bu tabii ki travmatik de olabiliyor. İşte birçok kişi yarışmacı sporlar dediğimiz basketbol, futbol, voleybol gibi sporlarla da uğraşabilirken, onun dışında günlük yaşantımızda iş kazaları da olabiliyor, trafik kazaları da olabiliyor. Çağımızda çünkü artık yaşam hızlandı. Bu sebeplerle de görülebilen durumlar olabiliyor. Herhangi bir yaralanma sonrasında mutlaka o bölgede ağrı, şişlik, morarma, kanamaya bağlı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan şüphelendiğimizde mutlaka işin uzmanına başvurmakta fayda var. Bunun dışında bir de hani aslında fonksiyon kaybımız olduğunda, organın fonksiyonunu yerine getiremediğimizde işin uzmanına, ortopedi uzmanlarına başvurmamız gerekiyor. Peki çocuklar ve yetişkinleri ayrı ayrı ele alırsak daha çok hangi yaralanmalarla karşılaşıyorsunuz? Çocuklar tabii çok özel bir grup. Evet, benim de bir bebeğim var. Sürekli düşüyor ve sürekli yaralanıyor mesela. O yüzden merak ediyorum. Anne babalar tabii ki çok hassaslar. Şimdi onlar bizim her şeyimiz. Çok değerli varlıklarımız. İşin duygusal tarafından başka bir de fizyolojik olarak da özel bir grup aslında bakarsanız. Çünkü büyüyorlar. Anatomileri sürekli değişiyor. Kemik yapısı sürekli değişiyor. Eklem bağ yapıları sürekli değişiyor, gelişiyor. Bu sebeple özellik arz ediyor zaten. Bu nedenle çocuklardaki spor yaralanmaları da daha değişkenlik gösterebiliyor.
Bu kemiklerin büyüme plakları eklemlere çok yakın yerlerde. Bundan dolayı da bu tür yaralanmalara eğer yapılabilecek bir müdahale varsa da ona göre değişebiliyor. Normal erişkinlerdeki gibi rahatlıkla bazen ameliyat yapamayabiliyoruz. Bir de iyileşme potansiyelleri de çok fazla olduğu için normal erişkinlere göre biraz daha konservatif kalıyoruz çocuklarda aslına bakarsanız. Yani daha böyle alçılama, atelleme gibi, braceleme gibi, direkt cerrahi değil de daha başka böyle konservatif koruyucu yöntemlerle yola çıkıyoruz. Fizik tedavi, rehabilitasyon kısmı da biraz daha farklılık gösteriyor çocuklarda. Yetişkinlerde ise artık gelişimini tamamladığı için dokular, burada yaralanmanın derecesine göre, yerleşimine göre tedavi yaklaşımımız da farklı oluyor. En sık görülen yaralanmalar neler? İşte bizim spor yapanlar olarak ilk başta konuşacak olursak yetişkinlerde ülkemizde en yaygın işte halı sahalar var. Evet. Maalesef halı sahaların kalitesi de hani tartışılır, zemin anlamında söylüyorum. Yaralanmalara çok açık. Bize her hafta işte halı sahada dizim döndü, halı sahada ayak bileğim burkuldu, halı sahada bilmem ne oldu diye mutlaka bizim hastalara gelir. Her ortopedi uzmanına gider. Bu sebeple yetişkinlerdeki spor yaralanmalarının büyük bir kısmını bu halı sahalar oluşturuyor aslında bak. Halı saha yaralanmaları. Bir de o anda insanlar daha hırslı olunca rakibine karşı gözleri hiçbir şey görmüyor sanırım. Erkek milleti işte ne diyeceksiniz. Onun dışında basketbol, daha çok voleybol gibi hoplama zıplamanın çok olduğu yerlerde de işte diz eklemi özellikle sıkıntı. Yine voleybolda daha çok üst ekstremite dediğimiz omuz ve dirsek problemleri daha sıklıkla görülüyor. Onun dışında bireysel bu yarışmacı sporlar böyle, bir de bireysel sporlar var işte pilatestir, yogadır falan gibi. Bunlarda da gerilme tarzında. Onları kadınlar çok yapıyor. Son dönemlerde çok aslında moda diyebiliriz evet. Hatta. Ama güzel sporlar onlar. Kasın enduransını, güçlülüğünü, dayanıklılığını ve esnekliğini artıran sporlar. Ben öneriyorum gelen hastalara. Aslında erkekler de yapabilse aslında daha güzel olur. Birazcık erkeklerin aslında ön yargılar sanırım bu konuda. Tabii ki. Esnekliğimizi artırmamız anlamında çok faydası olan sporlar bunlar. Bunlarda da böyle daha çok böyle yırtılma gibi, gerilme gibi yaralanmalar ortaya çıkıyor. Peki özellikle yaralanmalara karşı diğerlerinden daha riskli dediğimiz bir grup var mı? Herkes risk altında. Tabii. Yapılan sporla ilişkili aslında bu. Kompetitif dediğimiz yarışmacı sporlarda işte bu demin saydığım gibi futbol, voleybol, basketbol olabilir. Bu tür yarışmacı sporlarda yaralanma riski çok daha yüksektir. Çünkü sizin kontrolünüz dışında olan bir rakibe karşı yarışıyorsunuz. Ondan gelecek darbelere karşı savunmasızsınız açıkçası. O yüzden bu sporlarla uğraşanlar bu yaralanmalara daha çok açık. Peki bazen başınıza bir şey geldikten sonra yani yaralandınız, spor yaralanması yaşadınız. Daha sonra artık yaralanmaya daha elverişli hale geliyor mu o bölge? Ben şunu şöyle sorayım. Mesela işte bir çocuğun ya da bir yetişkinin işte omzu çıktı bir şekilde. Daha sonra artık bu hep çıkar diye bir söylenti var. Bu var, doğru mu? Doğru. Ama işte burada da biz devreye giriyoruz. Genç erişkinlerde erkek kadın fark etmez. Bu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış. 25 yaşın altındaki omuz çıkıklarında rekürrans dediğimiz tekrarlama olayı, nüks olayı çok yüksektir. %80-85'lere ulaşan oranda. Rekürans olayı çok yüksektir. İşte bir kere çıktı mı artık hep çıkar. Çıkmaya devam eder. İşte biz de bu noktada devreye giriyoruz. Özellikle genç hastalarda omuz çıkığında ameliyat cerrahi yöntemle o omuz çıkığını tamir etmek gerekiyor. Omuz çıkarken tabii etrafındaki bağ dokuları yırtarak çıkıyor. Bu yırtılan dokuları bizim dikmemiz gerekiyor. Dikerek onları uygun, düzgün
iyileşmesini sağlıyoruz. Tekrardan eski anatomiyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple de düzgün anatomi elde edilirse nüks oranı düşüyor haliyle. Bunun dışında sadece omuz çıkı olarak değil, işte diz yaralanmalarında da mesela çapraz bağ olsun, menisküs olsun. Biz tekrardan eski anatomiyi tekrardan sağlamaktır bizim amacımız her zaman. Sadece fonksiyonunu artırmak değil, ilk planda eski anatomiyi sağlamaktır. Bunun için çapraz bağ tamirleri, onarımları, rekonstrüksiyonları yapıyoruz. Menisküs yırtıklarını mümkünse dikmek istiyoruz. Özellikle çok genç hastalarda, işte 40 yaşın altındaki hastalarda. Anatomiyi tekrardan eski haline getirdiğimiz zaman zaten fonksiyonu da rahat görüyor. Tekrardan eski sportif aktivitesine geri dönebiliyor herkes. Ha, tabii yine yaralanma ihtimali var mı? Tabii ki var. Yırtılan, iyileşen yer tabii ki bir daha yırtılabilir ama bizim müdahalemiz dışında kalanlar, tedavi almayanlar yaralanmalara çok daha açık hale geliyor haliyle. Şimdi bazen toplumumuzda bu erteleniyor, işte düzeldi şimdilik vesaire, yani böyle operasyonlara tabii pek de ihtiyaç duyulmuyor. O zaman bunu çok da ertelememek lazım, yani ufak belki operasyonlarla en azından tekrar etmemesinin önüne geçilebiliyor. Tabii ki işte burada hep işte deniyor ya, meme kanseri gibi veya başka kanserler gibi erken teşhis, evet, erken tedavi gibi. Maalesef bizim de alt ekstremite özellikle, omuz özellikle erken dönemde sizin de dediğiniz gibi ufak tefek yapılacak işlerle anatomiyi tekrardan normal haline getirip daha basit bu işlemin önüne geçilebiliyor. Evet, biraz daha bölgeleri detaylı inceleyelim isterseniz hocam. Dize bakalım. Dizde spor yaralanmaları nasıl oluyor? Ön çapraz bağın özellikle görevi neler? Ya da bu yaralanmanın tanısını nasıl koyuyorsunuz? Ön çapraz bağ tabii çok spesifik bir doku. Aslına bakarsanız eklemin içinde olan iki tane bağ var. Ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ. Bunlar birbirlerini şu şekilde çaprazladıkları için çapraz bağ diye, evet, isimlendiriliyor. Ön çapraz bağ dizin öne kaymasını engelliyor. Arka çapraz bağ da dizin arkaya doğru kaymasını engelliyor. Arka çapraz bağ çok daha güçlü bir bağ. O yüzden onun yırtıkları çok daha nadir görülüyor. Görülüyor yine de ön çapraz bağa göre çok nadir görülüyor. Ön çapraz bağ yaralanmaları dizin hem öne doğru kaymasını hem de rotasyonel stabilitesini sağlıyor. Bunlar çok basit, ufak tefek yaralanmalarla da ortaya çıkabiliyor. Ani dönüşlerde, ani duruşlarda. Yine futbolda işte, da futbolda, herhalde. Futbolda, evet, basketbolda hepimiz şahit olmuşuzdur. İşte bir sürü sakatlanan futbolcu var. Televizyonlardan, evet, izlediğimiz çapraz basketbolcu bağları var. Yırtıldı, çapraz bağları yırtıldı gibisinden. Tabii bunlar tabii profesyonel sporcular olduğu için bunlar hemen tedavilerini oluyorlar. Ama normal vatandaş bazen bunu önemsemeyebiliyor. Önemsemediğinde, bunun tedavisini yaptırmadığında çapraz bağ olmadığı için dizi dönem dönem bazı hareketlerde dizi kayabiliyor, boşa basıyormuş gibi olabiliyor, dizi boşa çıkıyormuş gibi hissedebiliyor. Merdiven inip çıkarken zorlanabiliyor veyahut da bir yerden bir yere atlayacağı zaman, otobüse bineceği zaman, daha yüksek yerler olarak söyleyeyim, otobüsten ineceği zaman dizi anında dönüp düşebiliyor. Bu tabii düşmeler ve her instabilite atağı, dizindeki bu dönme ataklarından bahsediyorum, dizde olsun veyahut da diğer vücudun başka yerlerinde olsun ek yaralanmalara sebep olabiliyor. Tabii. Genelde ön çapraz bağ yaralanmaları izole kalır ilk planda. Bu instabilite atakları devam ettiği sürece dizdeki hem kıkırdağa aşırı bir yüklenme yapar, sürtünmeye sebep olur, hem de menisküslerde ek yırtıklara, kopmalara sebep olabiliyor. Gittikçe sorun büyüyecek yani. Sorun büyüyecek. Kendi kendine iyileşme şansı zaten yok ön çapraz bağın. Mecburen ameliyat olmak durumunda. En azından hasarı büyütmeden, dizdeki kıkırdak problemi oluşmadan
Bunun önüne geçmek istiyoruz biz. O yüzden erken dönemde yapılacak iş önemli. Peki bu çapraz bağın yırtıldığını özellikle vatandaş evde anlayabilir mi? Yani nasıl bir belirti veriyor bu? Tabii ki. Çapraz bağ kendisi küçük bir organ aslında bakarsanız. 2,5 santimlik bir bağ. Yaklaşık serçe parmağı kalınlığında. Ama fonksiyonu çok büyük. Akut durumlarda yani çapraz bağın yırtıldığı durumlarda mutlaka kanama olacağı için ve eklem içinde kanama olacağı için dizde bir şişkinlik hissi olacaktır. Dizinizi rahatlıkla hareket ettirebilme durumu olmayacaktır. Hatta yürümenize engel olacaktır. O yüzden özellikle futbol maçı veya basketbol maçı sırasında sakatlananlara şeyi sorarız biz. İşte maça devam edebildin mi? Genellikle çapraz bağı yaralanan kişiler maça devam edemiyorlar. Dizindeki o şişlik ve ağrı sebebiyle. Direkt fonksiyonunu kaybediyor çünkü diz. O propriosepsiyon dediğimiz dizin gözünüz kapalıyken ki hangi pozisyonda olduğunu algılayan duyudur o propriosepsiyon. Onu kaybettiği için beyin algılayamıyor haliyle. O yüzden de direkt fonksiyonunu kaybediyor aslına bakarsanız. Özetle dizdeki şişlik, ağrı durumunda mutlaka ön çapraz bağ veya menisküs gibi dokuların yırtığından, kopmasından şüphelenmek gerekiyor. Zaten pek de evde durmak mümkün olmayacak gibi bu ağrı ve şişlik. Evet, genellikle onlar acile başvuruyor zaten. Peki geldiler size, o zaman ne yapıyorsunuz? Röntgen çekiyorsunuz sanıyorum öncelikle. Öncelikle tabii ki fizik muayene. O çok önemli bizim için. Bu sadece diz özelinde değil, diğer eklemler özelinde de önemli. Öncelikle bir olayın oluş şeklini hastadan öğrendikten sonra mutlaka bir fizik tedaviye, fizik muayeneye alıyoruz hastayı. Orada yaptığımız bazı özel testler var. Menisküsler olsun, bağlar olsun, stabilite testleri var. Orada zaten iş açığa çıkıyor bizim açımızdan. Daha sonrasında işte röntgen, tomografi veya gerekiyorsa MR gibi ek tetkikler ön tanımızı desteklemek için istiyoruz. Bunlar hemen hemen her hastanede var artık zaten. Kolaylıkla ulaşılabilir vaziyetteler. Bu saydığım 3 tane test bizim için yeterli oluyor. Sadece şüphelendiğimiz yaralanmaları desteklemekle kalmıyor. Aksine bir de ek yaralanmaları da gösterebiliyor bize bunlar. Küçük kırıklar olabilir eklem içi, kıkırdak kayıpları olabilir, başka vücudun başka bir yerindeki hasarlanmalar olabilir. Bunları da gözden kaçırmamak adına mutlaka ileri tetkik yapmak gerekiyor. Peki tedavisi çok zor mu hocam bunun? Yani uzun süreler alıyor mu eski sağlığına kavuşması için? Tabii ki. Üzücü yani, bu. ön çapraz bağ özellikle iyileşme süreci uzun süren bir yaralanma durumu. Profesyonel futbolcular, profesyonel ekipler tarafından tedavi edilen, rehabilite edilen hastalar bile 6 aydan önce spora geri dönemiyor. Biz de o yüzden hastalarımıza şeyi deriz hep, ön çapraz bağ yaralanması olsun, tedavi ettiğimiz hastalara 6 aydan önce spora dönüş yok. Günlük yaşantısına dönebiliyor ama bir ay gibi bir süre sonrasında. İsteyen olursa işine de gidebiliyor. Tabii ağır iş kısmı başka. Masa başı iş yapan kişiler birinci aydan sonra rahatlıkla işine geri dönebiliyor. Bağımsız bir şekilde yürüyebilir hale gelebiliyor. Bundan sonrası tabii güçlendirme, rehabilitasyon dönemleri oluyor hastalarında. Peki el ve ayak bileğine geçelim. Şimdi burkulma özellikle sanıyorum evde insanların kendi çapında tedavi ettiği problemlerin başında burkulma geliyor. Ben hatırlıyorum işte annelerimiz hemen evde bulunan bir kremi sürüp üzerine sarıp bunu böyle düzeltmeye çalışırlar. Peki bunun tedavisini siz nasıl yapıyorsunuz ya da evde bu şekilde yaklaşımlar sizce doğru mu? Tabii ki basit yaklaşımlar aslına bakarsanız bu tür yaralanmalarının tedavisinde bizim PRICE dediğimiz İngilizcesi baş harfleriyle oluşturulan bir kısaltma. Öncelikle koruyacağız, koruma, protection. İkincisi işte istirahat, üçüncüsü buz uygulama, dördüncüsü işte bandajlama, kompresyonla şişliğin azaltılması ve beşincisi de
elevasyon dediğimiz kalp seviyesinden yukarıda tutma işleri oluyor. Bu beşli tedaviyi mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bu aslına bakarsanız her tür yaralanmada yapılması gereken bir şey. El bileği burkulması olsun, ayak bileği burkulması olsun. Bunlar basit günlük yaşantımızda da gördüğümüz yaralanmalar. Tabii, çünkü illa spor yapanlarda olan bir şey değil. Evet. Ne yapacağız? Mutlaka koruyacağız ilk başta. Korumak için işte atelleme yapılabilir. Çünkü bu tür burkulmalara kırıklar da eşlik edebiliyor. El bileği olsun, ayak bileği olsun özellikle. Peki ayak... hocam hemen bölmek istiyorum, kusura bakmayın. Kırıkla mesela burkulmanın arasındaki fark anlaşılabiliyor mu? Onu biz anlayabiliriz. Yani gözle görülür evet. Bir fark yok. Yok, evet. İkisinde de çünkü çok abartılı şişlikler olabiliyor. Benzer belirtiler. Evet, benzer belirtiler. İşte morarma, şişlik, kızarıklık gibi, hassasiyet, ağrı. Üstüne her ikisinde de basamayabilirsiniz. O yüzden mutlaka bu gibi durumlarda bu ilk planda stabilizasyon işini yaptıktan sonra bir kartona sarılabilir. Buz uygulama mutlaka çok önemli. Hemen soğuk uygulama yapmak lazım. Bazı hastalardan duyuyoruz işte sıcak tuttuk biz azıcık rahatlasın diye. Aksine oradaki şişliği daha da artırır bu. O istemediğimiz bir şey. Her evde işte topikal dediğimiz kremler, jeller var. Bunlardan sürülebilir. Sorun olmaz bu tür yaralanmalar neticesinde. Ve en kısa zamanda da bir işin ciddiyetini anlamak açısından işin uzmanına gitmekte fayda var. Evet, yani çok önemli bir şey olmasa bile en azından bir hekim belki görse işimizi garantiye almış oluruz. Omuz yaralanmalarına geçelim. Biraz önce biraz bahsettik ama bu genellikle ne sebeple oluyor ve tedavisini nasıl uyguluyorsunuz? Bir de bu noktada benim soracağım soru. Eski zamanlarda sanırım insanlar daha da çok başvuruyorlardı. Çıkıkçılar. Evet, hala daha var. Hala da var. Ve işte onlar da işte çok iyi geldi, kesinlikle düzeltti vesaire hep konuşulur. İlla ki sizin çevrenizde de vardır. Çıkıkçı olayına siz nasıl bakıyorsunuz? Ya tabii ki ben görüşümü belirtmeme gerek yok. Bu iş profesyonellerin işi. Sağlık profesyonelleri varken, ülkemizde bu kadar çok imkan varken halen daha buralara gidilmesi bence doğru değil. Evet, tabii uzmanına sormakta fayda var diyorsunuz. Tabii ki. Bu konuyu böyle kapatalım, daha fazla konuşmayalım. Omuz yaralanmaları tabii hani kırıklar şeklinde görülebiliyor. Çıkıklar olabiliyor omuzda en sıklıkla. Vücudun çünkü en çok çıkık görülen organı omuz eklemidir. Evet. Bir de yırtıklar olabiliyor. Bu da rotator manşet dediğimiz döndürücü kılıf. Omuzun hareketini sağlayan dört tane kas vardır. Bir tanesi önde, bir tanesi üstte, iki tane küçük de arkada olacak şekilde. Bu dört kas sayesinde omzumuzu hareket ettirebiliriz. Bu rotator manşet yaralanmaları travmatik şekilde genç hastalarda görülebiliyor. Bunun dışında daha çok 50'li yaşlardan sonra, özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, dejeneratif süreç, biraz önce bahsettiğim dokuların eskimesine bağlı olarak, esnekliğini kaybetmesine bağlı olarak belli yaşlı hastalarda da görülebiliyor. Çok ufak travmalarla ortaya çıkabilen yaralanmalar bunlar. Rotator manşetin yırtıklarında erken dönem yırtıklarda, küçük yırtıklarda konservatif kalabiliyorken yırtıklar maalesef kendiliğinden iyileşemeyebiliyor. Ve bu yırtıklar genellikle de büyüme eğiliminde. Bu sebeple mutlaka cerrahi yapmak gerekiyor. Evet. Tamir etmek gerekiyor. Çıkıklar kısmı genellikle genç hastalarda oluyor. Daha büyük travmalar neticesinde. Çıkıklara da demin anlattığım gibi tekrara düşmeyelim. Mutlaka bizim ameliyat etmemiz gereken durumlardır. Kırıklar da işte yer değiştirmesine göre, deplasman miktarlarına göre çoğunluğunu yine ameliyat ettiğimiz durumlardır kırıklarda. Evet hocam, devam edeceğiz ama bir sorumuz varmış. Tabii hemen ki. Alalım. Buyurun. Alo. Evet efendim, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, ben 72 yaşındayım. Evet. Omzumda tendon kopması oldu. Bunun tedavisi var mı yok mu? Peki, çok teşekkür ederiz sorunuz için. Evet hocam.
Tendon kopmasının tedavisi var mı? Tabii ki. Biraz önce bahsettiğimiz mevzuya geri döndük. Rotator manşet tendonlarından bahsediyor arayan şahıs. Tabii ki var tedavisi ve genellikle bunların tendon kopmalarının büyüklüğüne göre de çok büyük bir ihtimalle cerrahi tedavi yapmamız gerekiyor gibi durumlar. 72 yaşında olduğunu da belirtti. Yaşla ilgili herhangi bir problem, engel olabilir mi? Yaşla ilgili bir engelimiz yok. Ek hastalıklar bazen yaşlı hastalarda olabiliyor. Bunlar yine hastaların kendisiyle konuşup, riskleri ortaya koyup, ona göre bizim ameliyat öncesi önlemlerimizi alıp yine yaptığımız hasta grubu. O yüzden yaşın bizim için çok önemi yok. Önemli olan oradaki hasarın, dokunun yırtığının önemi. O büyük olabiliyor, küçük olabiliyor. Küçük yırtıklarda bizim işimiz de kolay oluyor. Hastanın işi de kolay oluyor. Daha çabuk iyileşebiliyor ama yırtık büyüdüğü zaman iş sadece tamir değil, total protezlere kadar, omuz ekleminin yeniden yapılandırılmasına kadar gidebiliyor. Evet, vatandaşımız tedavisi var mı diye sorduğuna göre sanıyorum bununla beraber yaşıyor. Demek ki bunun acil bir durumu yok mu? Yani yaşanabiliyor mu bu problemle? Tabii ki. Bu tür yaralanmalar, işte deminden beri konuştuğumuz spor yaralanmaları ölümcül durumlar değil tabii ki. Bunların hiçbirisi hastayı öldürmez, süründürür sadece. Özetle yaşam kalitesini bozar. Gece rahat uyuyamaz. O tarafına yatamaz, yan yatamaz. Ne bileyim, saçını başını tararken, elini yüzünü yıkarken, kendi öz bakımını yaparken ciddi sıkıntılar yaşayabilir, ağrı hissedebilir. Bu anlamda acil, hemen yapılması gereken şeyler değil bunlar tabii ki. Ama öncelik gerektirir tabii ki. Peki hocam, teşekkür ederiz. Devam edelim. Çekiç parmaktan bahsedelim. Nedir bu çekiç parmak? Çekiç parmak genelde daha çok basketbol oynayanlarda gördüğümüz veya voleybol oynayanlarda daha sıklıkla görülen, spor yapanlar için de söyleyeyim. Veyahut da günlük yaşamda da böyle parmağı zorlayan durumlarda ortaya çıkıyor. Mekanizması aslına bakarsanız parmağa dik gelen bir top veya bir başka nesne neticesinde parmağın ekstensör tendonunun en uçtaki falanks kemiğinden kopması. Bu kopma neticesinde parmak bu şekilde kalıyor. Tam düzeltemiyoruz. Bu şekilde kaldığı için de çekiç parmak şeklinde isimlendiriliyor. Bu iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ya kemikten bir parça kopararak oluyor bu veyahut da tendon kemikten ayrılıyor. İkisi farklı tedavi şekline sahip. Tendon kopmalarında sadece atelleme, immobilizasyon yeterliyken kemikle beraber kalktığında ise mutlaka ameliyat edilmesi gereken bir durum. Aslına bakarsanız el fonksiyonunu çok etkilemeyen bir yaralanma ama parmağınızın sürekli bu şekilde kalması mesela cep telefonu kullanırken, klavye kullanırken sıkıntı yaratabilecek durumlardır. Çok basittir aslında tedavisi ama genellikle gözden kaçabiliyor. Sonrasında daha ciddi ameliyatlar gerekebiliyor. Sakatlıklar ortaya çıkarabiliyor. Diğer eklemleri de etkileyebilen bir durum. O yüzden gözden kaçmaması konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu da ağrı, sızı yapıyor tabii mu? Tabii ki, mutlaka ağrı yapar. O zaman mutlaka yine hekime başvuralım. Evet, röntgen çekilmesi gerekiyor. Peki hangi yaralanmalarda daha çok cerrahi müdahale gerekiyor derken sorumuzu yine bölüyoruz. Bir sorumuz daha var. Evet, buyurun. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? İyi günler. İyi günler. Ben bir sorum olacaktı. Doktor Bey gördüm ortopedi. Buyurun. Ya ben dizimden birkaç sene, bayağı oldu, 5-6 sene önce düştüm. Dizim ondan sonra parçalandı. Böyle bir şey, doktora falan gitmedim. Sonra Kütahya çocuğumun yanına gittim. Diz şişti. Oradan geldik, doktora gittim Eskişehir'de. Su çektiler, intihaplı su. 4 şırınga çektiler. Onun üzerine neyse geldim.
Bir sene sonra kitle oluştu. Onu da aldılar. Şimdi gidiyorum gene doktora gidiyorum devamlı. Doktor bey iğne yapalım dedi. Ameliyatlık değil dedi. Platin koymayalım daha dedi. Biraz da kilo da var. Ama iğneden de bir fayda görmedim. Geceleri hiç uyuyamıyorum. Sancıdan. Kaç yaşındaydınız hanımefendi? 59. 59. Evet. Peki. Şimdi hocamız sorunuzu yanıtlayacak. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Sağ olun. Için. Hayırlı günler, iyi günler. Sağ olun. Gün. Evet hocam buyurun. 59 yaş, hani orta yaş dediğimiz, eskiden yaşlı olarak nitelendirilen ama artık 80'e kadar orta yaş olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasında bir yaş grubu. 60 yaş civarında, tabii geçirmiş olduğu da bir yaralanma var, ihmal edilmiş bir şekilde. Artık o dönemde bağı mı koptu, menisküsü mü yırtıldı veya kıkırdakta hasar mı oluştu? Onları bilemediğimiz için. Evet, az önce tam bahsetmiştik. Gitmeyince evet, daha da sorun evet, büyüyor diye. Öyle sorun olmuş. Sorun daha da büyümüş. Muhtemelen tahmin ettiğim kadarıyla hanımefendinin dizinde bir kireçlenme durumu olmuş. Artık geceleri de uykusunu etkileyebilecek düzeyde bir ağrı şikayeti var. Tabii işte spor yaralanmaları ihmal edildiğinde kireçlenmelere kadar soruna yol açabilen bir durum bu aslında. O açıdan erken dönemde müdahale edilmesi gerekiyor. Kireçlenmenin evresine göre de tabii ki hastalığın evresi önemli, kireçlenmenin evresi önemli. Bunlar yapılacak röntgen veya MR tetkikleri sonucunda ortaya konabilecek bir şey. Ve hastanın şikayeti de burada çok önemli. Çok ağrı hissediyorsa mutlaka cerrahi tedavi yapılması gerekir diye düşünüyorum. Önemli olan burada hastanın ağrısının giderilmesi, fonksiyonunun tekrardan kazanılması ve hayat kalitesinin bunlara paralel olarak artırılması gerekiyor. Hocam aslında bunu ben de çok duyuyorum çevremden. İşte cerrahi operasyona gerek yok, iğneyle halledebiliriz vesaire gibi. Yani bu hastanın tercihine mi bırakılıyor? Neye göre buna karar veriyorsunuz? Ya tabii ki bir standart bir tedavi yöntemi yok. Evet. Hastadan hastaya değişebiliyor. Bu bir tablodot değil. Herkese alakart dediğimiz kişinin işte vücut yapısına göre, beklentilerine göre tartışıp, konuşup doktorla birlikte hastanın beraber karar verdiği bir süreç aslında bu. Bazı bir de kişinin ağrı eşiği de çok önemli. Kimisinin çok yüksek oluyor, ağrı hissetmiyor. Fonksiyon kaybından geliyor. Kimisinin ağrı eşiği çok düşük oluyor. Ağrısı çok fazla oluyor, ondan geliyor. Yaş önemli burada. Özellikle hani 60 yaş ve üzerindeki hastalar için mesela diz olsun, kalça protezi olsun, mümkünse o yaşa kadar bekleyelim isteriz biz. O yaştan sonra yapalım isteriz. O yaşa kadar da hastanın ağrısını azaltıcı, böyle daha palyatif yöntemler, iğneler, enjeksiyonlar, medikal tedaviler, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedaviler gibi şeylere yönlendirebiliyoruz. İkisi aslında çok farklı şeyler. Bizim konumuzla çok alakası yok ama bizim konumuz spor yaralanmaları ihmal edildiğinde iş buralara gelebiliyor. Gelebiliyor. O yüzden erken dönem önemli. İlerideki kötü tablo aslında şu an karşımızda olan. Evet. Peki hocam devam edelim yine. Cerrahi müdahaleden bahsediyorduk. Siz hangi durumlarda cerrahi müdahaleye gerek duyuyorsunuz? Yaralanma neticesinde hastanın fonksiyonunu kaybettiği, ağrısının oluştuğu her durumda ve cerrahi müdahale ile hastanın eski anatomisini tekrardan restore edebileceğimizi düşündüğümüz her durumda cerrahi tedavi. Biz cerrahız çünkü. Evet, gerekiyorsa her türlü müdahaleye evet, varız diyorsunuz. Peki hocam programımızın da tabii konu konuyu açtıkça sonuna geliyoruz. O yüzden ben biraz hızlandırayım istiyorum. Şimdi son dönemde özellikle evde egzersiz yapmak da çok moda oldu. İşte spor eğitmenleri sosyal medyadan işte belli hareketler gösteriyor. İşte insanlar da evinden yapıyor. Özellikle pandemi de bunu tetikledi diyebiliriz. Tabii bu noktada sporlara biraz değinelim. Hangi sporlar daha riskli? Ya da evde bu şekilde egzersiz yapmak, başınızda eğitmen olmadan, bu spor yaralanmalarına daha çok neden olur mu?
Tabii ki olur. Hangi sporlar daha çok riskli derseniz, evet. Kompetitif, yarışmacı sporlar tabii ki çok daha riskli. Demin de konuştuk. İşte en ülkemizde en sık futbol, basketbol, işte voleybol gibi sporlar yaralanmalar açısından daha riskli. Bunun dışında sizin de demin dediğiniz gibi işte pilatestir, yogadır veya evde tek başına yapılacak ağırlık sporlarıdır. Bu tür veya düz koşudur, trekkingdir. Bu tür sporlar daha az risklidir tabii ki. Mutlaka bir evde tek başınıza yapacağınız sporlar konusunda mutlaka ben eğitim alınması gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz yere zorlamalar olabiliyor. Hepimiz öyleyiz. Yaptıkça daha çok hoşumuza gider. Evet. Bu iş. Hep kendimizi zorlamak isteriz. Belli bir noktadan sonra da iş artık çığırından çıkıp kopmalara, yırtılmalara, artık anatomiyi zorladığı için kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. O yüzden mutlaka hani profesyonel yardım demesen bile bir gözetim altında yapmakta fayda var. Bu işin de bir eğitimini almak lazım bence. Evet, zaten sosyal medyada şimdi bu videoları paylaşan kişiler profesyonel kişiler oluyor. Hı-hı. Ama bizler evde asla profesyonel olmayan kişiler olarak onların yaptığı şekilde tabii ki bence yapamıyoruz. Tabii ki. Ve sonrasında işte belim tutuldu, bacağım kırıldı vesaire çeşitli sıkıntılar doğabiliyor. Tabii ki. Mesela evlerimizdeki zeminler bile mesela bu sporlar için uygun değil mesela. Evet, spor ayakkabıyla mesela onlar çalışıyorlar. Evet. Bizler evde tabii ki daha farklı imkanlarda. O zaman profesyonel bir eğitmenle çalışmak çok daha mantıklı. Peki teknoloji geliştikçe tedavi yöntemleri de değişiyor zaman zaman. Spor yaralanmaları konusunda güncel teşhis ve tedavi yöntemleri neler? Tabii ki artık bilgiye ulaşmak da çok kolay. Ama doğru bilgiye ulaşmak maalesef daha zor. Evet. O anlamda teşhis tedavi yöntemleri gün geçtikçe daha da güzelleşiyor, kaliteleşiyor. Ben kendi güncel pratiğimden bahsedeyim. En önemli şey bizim için öncelikle hastanın kendisiyle yüz yüze görüşüp bir fizik muayene yapmak gerekiyor. Çünkü bu kolay kolay elde edilebilen bir tecrübe değil. İşte ben 2012-13 yıldır profesyonel olarak hani bu işi yapıyorum. Oradaki elde ettiğim tecrübeler olsun, işte aldığımız eğitimler olsun, bunları mutlaka hastayla da tartışıp, konuşup ona göre işin gidişatını sorgulamak, planlamak gerekiyor. Mutlaka fizik muayene her şeyden önce. Fizik muayene bulgularımıza göre de işte ultrasonsa ultrason, işte kan tahlili ise kan tahlili, röntgen, tomografiler, MR ne gerekiyorsa zaten elimizin altında her türlü imkan var. Her hastanede var dediğim gibi bu tetkik, bu yöntemler. Bunların sonucunda da bir hasarı ortaya koyuyoruz. Ne yapılması gerektiğini planlıyoruz. Cerrahi ise cerrahi, konservatif ise konservatif. Cerrahi yöntemler konusunda da tabii ki günümüzde çok fazla gelişmeler oluyor. Teknikler gelişiyor. İmplantlar gelişiyor haliyle. Günümüzde daha çok bu tür spor yaralanmalarında artroskopik dediğimiz eklem çevresinden birkaç delikten yapılan ameliyatlar meşhur, daha güncel, hastanın daha erken iyileşmesini sağlıyor, daha çabuk eski normal düzenine dönmesini sağlıyor, daha az ağrıya sebep oluyor. Öbür türlü açık cerrahilere göre daha az kesi olduğu için daha geniş alanda çalışabiliyoruz artroskopik yöntemlerle. Bu diz olur, kalça olur, omuz olur, dirsek olur, ayak bileği olur, fark etmez. Artroskopik teknikler de çok gelişiyor bu sebeple. Biz de kendimizi bu anlamda güncel tutmaya çalışıyoruz. İşte kongrelerdir, toplantılardır, eğitimlerdir. Kendi kendimizi de zorlamaya çalışıyoruz. Kadavra çalışmalarında şurada burada olmak istiyoruz o anlamda. Peki hocam,
Bu yaralanmalardan sonra işte sizler tedavi uyguladıktan sonra özellikle bu kasları, bu dokuları daha da sağlığına hızlı kavuşması amacıyla beslenmenin bir önemi var mı? Şu yüzden soruyorum. İşte ilikli çorba için, şöyle çorba için işte kemikleriniz gelişsin vesaire diye biliyorsunuz toplumumuza bir bakış açısı var. Bu doğru mu? Doğru. Bu hasarlanan yapılar biz ameliyat edelim veya etmeyelim. Sonuçta iyileşecekler. Tedavi sonucunda iyileşecekler. İyileşmesi için bunlara yapı taşı lazım. Bunlar da protein dokular. Bağ dokuların hepsi protein, kolajen neticesinde tekrardan iyileşebiliyorlar. Protein içinde bizim bol protein ve kalsiyumlu gıdalardan beslenmemiz lazım. İşte kemik iliği suyu dediniz, işte başka kolajenler deniyor. Günümüzde çok fazla zaten. Proteinler, vitaminler, takviyeler, ek gıdalar çok fazla var. Tabii ki beslenme önemli. Bu tür yaralanmalar sonrasında mutlaka ben her hastama öneririm. Proteinden ve kalsiyumdan zengin bir şekilde beslenmek gerekiyor. Süreci de biraz hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak spor yaralanmalarından uyarılarınızı isteyecektim ama bir telefonumuz daha var. Kapatmadan hemen onu da alalım. Tabii ki. Evet, buyurun. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınıza. İyi günler diliyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Ben yaklaşık 3 yıl önce kalp hipofizi ameliyatı oldum. Panadeyi olmuştum. Evet. Sak kalçama yapılan protezden dolayı benim sol ayağımda kısalma kaldı. Evet. Ben o zaman hocama söylediğim halde çok önemi yok demişti. Yani alışacaksınız demişti. Fakat bu benim belime varıncaya kadar bozmaya başladı. Aksak yürüyorum. Malum koronadan dolayı çok sık kontrollere gidemedim ameliyat sonrası. Hı hı. Bayağı bir tedirginim. Yani ikinci bir ameliyatta bence bu düzenleri şeyi var, olanağı var. Acaba ikinci kalçadaki ameliyatta da düzelme şansı var mıdır? Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz sorunuz ediyorum. İçin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ya bu da yine kalça protez ameliyatı, kireçlenme neticesinde ortaya çıkmış hastamız kalça protez ameliyatı olmuş. Bu aslına bakarsanız çok spesifik bir konu. Kalça protez ameliyatlarında en sık gördüğümüz komplikasyon diyeceğim aslında buna. Bir problem bu. Bacak uzunluğunu eşitlememiz gerekiyor. Kısa kalabiliyor, uzun kalabiliyor. O yüzden buna biz özellikle dikkat etmek isteriz. Hastayı da ameliyat öncesinde bu konuda da uyarmak isteriz. Bir santim kısa veya uzun kalabilir gibisinden. Riski var demek. Tabii ki. Evet. Tabii biz mümkünse eşit olsun diye uğraşıyoruz ameliyatta ama bazen eşit olduğunda kalça gevşek kalabiliyor, daha erken çıkık ulaşabiliyor. Kalça uyumunu sağlarken de bacak biraz uzayabiliyor. Tabii ki ameliyat eden doktor bey bunların hepsini gözden geçirmiştir, ondan şüphe yok. 2 santimetreye kadar, hatta 2,5-3 santimetreye kadar olan bacak uzunluk farklarını leğen kemiğimiz ve belimiz tolere edebiliyor belli bir noktaya kadar. Ama oralarda da bir problem varsa, genelde yaşlı hastalarda belde dejenerasyon sonucunda işte kireçlenmeler belde de ortaya çıkabiliyor. Veya bir fıtığı varsa bunu da etkileyebiliyor. O yüzden çok kompanse edemiyorlar. O yüzden bu 3 santim değil de daha yaşlı hastalarda işte 1,5 santime kadar, 1 santime kadar tolere edilebilir hale geliyor. Benim şu anda size hastamıza önerim, diğer ayağının altına bir yükseklik takviyesi kullanması olacak. Bunun dışında bunu eşitlemenin tek yolu tekrar yapılacak bir cerrahi ameliyat. Peki bu cerrahi ameliyat çözüm olacak diye garantisi var mı? Garantisi şöyle, ne yapılacağını öncelikle bilmek lazım. Hı hı. Buradaki ameliyat olduğu protezi mi değiştirilecek? Kısalacak, kısaltılacak bacağı. Bu çok mümkün gibi gözükmüyor. Öbür tarafında da bir kireçlenme durumu varsa öbür kalçasına da yapılabilecek bir protezle bunu eşitleyebiliriz. Veyahut da bir uzatma ameliyatı yapılabilir bu uyluk kemiğinden.
bir uzatma ameliyatı yapılabilir ama o da tabii belli bir yaşın üstünde ve belli 3 santimden daha uzun gibi durumlarda yapmamız gereken bir durum. En basit çözüm dediğim gibi diğer kısa olan ayağının altına bir yükseklik takviyesi. 2 santimse 2 santim. Bunu her ayakkabısında kullanması gerekir. Peki hocam, teşekkürler. Son olarak spor yaralanmaları konusunda izleyicilerimize mesajınız ve uyarılarınız ne olur? Yani hiçbir şey önemsememezlik yapmamak lazım aslına bakarsanız. Fonksiyon kaybınızın olduğu durumlarda, bu hemen spor yaralanma sonrasında da olabilir, sonrasında da olabilir. İlk başta ihmal etmişsinizdir, sonrasında alıştırmayın kendinizi. Günlük aktivitenize dönmek için kendinizi zorlayın. Yapamadığınızda mutlaka bize gelin. İhmal etmemek lazım. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, STV izleyenleri, sağlık rehberinde bugün konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Murat Aşçı'ydı. Spor yaralanmaları üzerine konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.